Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere jülyen et sote tarifi vereceğim. Ben etlerimi ilk başta biraz düdüklüde haşlayacağım. Biz çünkü eti yumuşak seviyoruz. Yarım saat düdüklüde güzelce haşlayacağım. Bunun için yarım kilo etlerimi düdüklü tencereme koyuyorum. Etlerimi jülyen şeklinde doğradım. Ben kendim doğradım ama siz kasabınıza da söyleyip onlara da doğrattırabilirsiniz. Altını açıyorum. Etlerin üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Ama siz düdüklü de böyle uğraşmak istemiyorsanız normal tavada veya tencerede de yapabilirsiniz. Düdüklümün kapağını kapatıp yarım saat etlerimi pişiriyorum. Tavamıza 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Biraz da sıvı yağ. Tavamıza şimdi 2 adet soğan, 3 diş sarımsaklarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı ben uzun uzun doğradım, ay şeklinde. Birkaç dakika soğan ve sarımsaklarımızı kavuruyoruz. Soğanlarım kavrulmaya devam ederken 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biberi ilave ediyorum. Biberlerimiz sönene kadar kavuralım. Kavrulan sebzelerimi şimdi etimi ilave ediyorum. Düdüklüde haşladığım etler çok güzel. Yumuşamışlar. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdi biraz da etimizi güzelce kavuralım. Etlerim kavrulmaya devam ederken içerisine 2 adet kabukları soyulmuş domatesimi de ilave ediyorum. Baharatlarımızı da ilave edelim. Ben salça eklemeyeceğim ama siz isterseniz salça da ilave edebilirsiniz. Karabiber, pul biber, baharat miktarlarını istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve en son kekik ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da kekik ilave ettim. Şimdi biraz daha domateslerimiz eriyene kadar biraz daha kıvırıyoruz. Ondan sonra artık hazır hale gelmiş olacak yemeğimiz. Et sotem artık hazır. Altını kapatıyorum ve servise hazırlıyorum. Jülyen et sotem servise hazır. Ramazan'da ana yemek olarak yapabilirsiniz. Deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.